Efendim, harika bir geceye Beyaz Show'da hazır mısınız? O zaman çok yakışıklı bir adamı, inanılmaz yakışıklı bir adamı, genç kızların özellikle sevgilisini, kimi çağırıyorum? Kubat geliyor. Ne kadar ayıp ya. Dinliyor arkada. O da yakışıklıydı. Niye böyle bir şey yapıyor? Alkışlarda Murat Dal Kılıç geliyor. Alkışlar Murat Dal Kılıç'a efendim. Ağzına sağlık. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle dansından başlamak istiyorum. Bunu bir açıklayabilir misin yani? Yap bakayım. Yap bakayım. Bu... Dur. Bir şey sormak istiyorum. Yaparken hiç utanıyor musun? Yani bir böyle bir utanma falan, hani ben bunu yapsa acaba o ayıp mı oluyor falan diye. Yok, utanmıyorum çünkü sen yapınca bir değişik geliyor. Sanki ben yapınca öyle olmuyormuş gibi arkadaş, geliyor. Arkadaş bu bizim vücuda... Bak mesela şurada bir abi var. Yapar mısınız bu danstan hiç? Mesela sabah uyandınız. Hanım dedi ki kahvaltı hazır, siz geliyorum falan. Falan hani bize olacak işler değil ya. Murat'cığım hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Harika. Acayip iyiyim maşallah. Şimdi sormak istiyorum. Bu kadar yakışıklı. Estağfurullah. Gerçekten. Teşekkür ederim. Yani bu kadar yakışıklı bir adamın, daha yakışıklı bir adamın programında olması. Nasıl bir his? Nasıl bir his yani? Merak ettim ben. Evet. Nasıl bir his? Gayet güzel bir his. İlk önce hiç böyle olacağını düşünmüyordum. İlk önce büyük ümitlerle geldim. Sonra şuradan gelince oh, boylu posluymuş. Biraz dedim. Canım benim boy post yok da tabii senin yanında öyle duruyorum. Evet. Ya şaka. Şaka. O kadar tabii şey ki. O kadar. Mesela şuradan çıkamıyor çoğu zaman. Gerçekten burada bizi bekliyor gelip alsınlar diye yani. Gel, alkışlarda seni yemin alalım. Murat da alkışlı ver. Buyur. Evet. Sende bir Eskişehir tipi var. Ben de Eskişehir. Bir hafif bir göz, bir şey var. Evet, bir çekiklik var. Evet. Bir çekiklik var yani. Evet. Var mı ailede senin Eskişehir'de bağlantı? Eskişehir bağlantısı yok. Ama şöyle bir bağlantı var. Ama bir hızlı girdin cümleye. Eskişehir bağlantı yok. Ama Eskişehir aslında biz hani bütün Türkiye'de öyle bilir ya, birazından böyle bir üniversite şehridir. Evet. O yüzden ben bu gece güzel üniversite anılarımı da anlatabilirim onlara. Hani harika. Oralardan böyle yakın olabiliyoruz ama çekiklikte evet yakınız. Çok seviyorum Eskişehir'i ben. Ben 86-87 girişliyim. Çıkış? Çıkamadı. Eskişehir'e gelen bir daha çıkamaz. Gerçekten. Vallahi. Gerçekten. Çok çok isterim seni yarın böyle bir Tepebaşı, Akarbaşı, efendim Köprübaşı, Vişnelik. Olur. Bir böyle bir Yenikent 61 evler. Hani. Gidelim. Belki böyle hani gezdirirsem daha bir etkileşim olabilir. Çünkü camiada son kalan iki bekarız ne de olsa. Bende de şöyle bir durum var arkadaşlar. En son Beyaz evlenme teklif etti biliyorsunuz. Vardır izleyenler. Evet. Bence hepiniz izlediniz. Ama orada ben de kaldım zaten. Hani en son senin teklif. Teklif de yok yani. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bugün Eskişehirlilerin de olmamızın yardımıyla... Olmamızın sebebi yoksa bu mu? Hayırlısıyla seni bugün buraya çağırmamın sebebi... Böyle bir geline kim hayır demez, değil mi Beyazcığım? Ne güzel, çok evet. Teşekkür ederim. Alkışlarla Bengü'yü yemine, gel hayat. Hocam gerçekten elinize emeğinize sağlık. Çok uzun bir uğraş ve bu filmin ben ne kadarını anlatmayayım. Sen ne kadarını söylemek istiyorsan söyle. Ben ama şunu söyleyeyim.
ağır bir komediyle başlayan film enteresan bir şekilde çok büyük bir dramayla finalize oluyor. İkisini bir araya sıkıştırmak büyük bir meziyet ve göze sokmadan, acite etmeden harika bir iş çıkartılmış. Evet, izleyenler. Çok teşekkür ederim. Bu zaten bir uyarlama filmi, bir Meksika filmi. Evet. Eugenio Derbez diye bir komedinin yazdığı ve yönettiği bir film bu. Biz onu çok beğendik. Sevgili Tolga Örnek uyarlamasını yaptı. Bazen çünkü Twitter'da falan görüyorum. Abi araklamışsınız ya film falan. İşte biz diyoruz ki uyarlama o demek işte yavrum yani. Hani ondan alayım cebime koyayım uyarlaması değil yani. Alıyoruz, parasını veriyorsun veriyoruz, filmin. Alıyoruz biz gidiyoruz ki biz bunu memleketimizde yapacağız. Ve onlar da çok beğendiler. Yani işte filmin asıl sahipleri de çok beğendiler. Evet. Güzel film ya biz çok eğlendik. Yani her kız babasının, her erkek babasının, anne olan, baba olan herkesin, olmayan herkesin seyretmesi gereken bir film. Çünkü yani olacak herkesi yani. Çağırıyor aslında. Evet, evet. Kızınla oynadın ve oğlunla oynadın. Evet, ikisiyle. Tuna ve Tan'la. Hatta karımla da oynadım. O da oynadı. Aa. Öyle paket anlaştık, ucuza geldi. Yani. Cengiz abiyle mi sizin aileden? Tabii, büyük abi. Paket artı ben. Yani ben nasıl o kadar yani kızı inanılmaz oyuncu. Oğlan da ama kız döktürmüş ya. Ya ben de yani. Eyvallah ne güzel valla. Ben öyle oyuncu olsunlar diye zorlamak amaçlı değil. Çok güzel bir anı olur diye oynamalarını istedim. Kızımla oynayabilirsem ve oğlumla oynarsam sadece kabul ederim. Ne hissettin abi? Yani kızınla olan sahnelerde yani oyunculuktan çıkıyor mu biraz iş? Sanki gerçekten baba kıza dönüyor mu? Yok vallahi çıkmıyor. Tam tersi şöyle bir şey oldu. Ben habire seyrettim onu. Ya ben oynamayı unuttum bazen. Hani ne yapıyor? Aferin. Yapıyor mu? Şey yapıyor mu? Güzel falan saçma sapan durumlara düştüm. Aynen. Ama vallahi sonuç itibariyle çok böyle içimize sindirdiğimiz bir şey çıktı. Yani çok güzel film oldu. Ne zaman giriyor vizyona? 9 Aralık'ta inşallah. 9 Aralık'ta 6-7 gün. Bak. Evet 7 gün. 7 gün sonra hepiniz filmde olacaksınız. O zaman şöyle yapayım. 9 Aralık'ta giriyor. 9 Aralık'ta. 6-7 gün. 6 gün. 7 gün. 7 gün. 6 gün. 7 gün kalmış. Baba yapacak mısın sen? Senin kız kaç aylık oldu? Bir görelim fotoğrafını. 6,5 ay var mı? Ay var, var mı? Orada 3 ay. 3 ayken. Evet. Benziyor yalnız sana. Biraz bana vallahi benziyor. Benziyor. Evet. Şimdi yok, çocukluk fotoğrafını gördüm ben aynı yaşta aynı bu kadar aynı olamaz. Neydi adı? Adı ne? Ayza. 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 Ay yüzlü kız. Ay yüzlü. Ay maşallah adıyla. Sen sen önce konuşuyorduk ya beyaz diyorduk ki hani Kubat evet. Bir gün evlenir misin ne olur? Ve sen gerçekten bu tarihi belirledin. Bunu yaptın. 40. doğum günümde evlendim ben. Evet. 40 yaşında evlendim. Söylerdi Kubat. Kubat bunu... evlendi, çocuk sahibi oldu Bengücüm. Evet. Yani bir sene sonra da inşallah. Söz dönüp dolaşıp bana geliyor. Bence gelsin. benim için Murat var, Murat var sırada. Şimdi tabii baba sırada. Evet. Var mı hocam bir yani nasıl giriyor yani? Çalışmalar. Yani şimdi ben bir tarih veremiyorum. Evet. Belli olmaz. Hayırlısı olsun. Hayırlısı hangisi olsun. Hiç, kız gerçekten. Mı istiyorsun erkek mi? Ne var gönlünde? Ya, kısmet yani. Sağlıklı olsun. Gerisi çok önemli değil. Keşke olsun. Sen istiyor musun babacığım? Kızın senin mesleğe girsin, yapsın vallahi bu işleri. Sanat dünyayı güzelleştiren bir tek şey kaldı. Sanat. Ya tabii ki sanatçı ruhlu olsun. Yani dalları fark etmiyor ama ki şu anda belirtileri var. İnanılmaz bir kulağı var. Tablolar var, renklere acayip aşık böyle bakıyor. Önünde duruyoruz yarım saat abi. Yemek, yemek işi? Yemek daha benim kadar gurme değil o konuda. Alıştırıyorum yavaş. Evet, ona başladığı anda sana çekmiş mi çekmemiş mi? Orada, orada annesi de çeksin zaten. Bana çekmesin. O adam benim. Anne sütüyle besleniyor, tek tip besleniyor şu an. Evet. Mamaya çok başladı. Tatlı. Bitti mi sizin süt mevzu? Bitti mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dear.